Rus muhalif lider Alexei Navalny geçen hafta gizlice nakledildiği cezaevinden ilk kez açıklama yaptı. Kaldığı hapishaneyi dost canlısı toplama kampına benzetti. Burası Rusya'daki 2 numaralı ceza kolonisi. Moskova'dan sadece 2 saat uzaklıkta. Vladimir bölgesinde Pokrov kentinde yer alıyor. Tüm dünyanın tanıdığı bir isim burada kalıyor. Rus muhalif lider Alexei Navalny, geçen hafta avukatlarına bile haber verilmeden Moskova'daki cezaevinden çıkarılıp buraya getirildi. Başka bir yere nakledilmezse 2,5 yıl bu cezaevinde kalacak. Alexei Navalny haftalar sonra ilk kez avukat aracılığıyla açıklama yaptı. Moskova'ya 100 kilometre mesafede toplama kampı bulunacağını tahmin edemezdim dedi. Aktardıklarına göre hapishanenin her yeri kameralarla izleniyor. Rus muhalif gece her saat başı uyandırılıp videoya çekiliyor. Amaç firar etmediğini kanıtlamak. Navalny cezaevini toplama kampına benzetse de koşullar Sovyetler Birliği dönemine kıyasla çok farklı. Rus muhalife göre cezaevinde herkesin iletişimi nazik, küfür ve şiddet kesinlikle yasak. Navalny bu yüzden tesisi dost canlısı toplama kampına benzetiyor. Alexei Navalny paylaştığı mesajda son halini de gösterdi. Cezaevinde saçlarının kısacık kesildiği görüldü. Alexei Navalny, Ağustos ayında Sibirya'da zehirlenmişti. Tedavisi Almanya'da yapıldı. Ocak ayında Rusya'ya döner dönmez havalimanında gözaltına alındı. Daha önce hüküm giydiği yolsuzluk suçundan mahkemeye çıkarıldı. Tahliye şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapse mahkum edildi. Navalny, tutuklama kararının siyasi olduğunu savunuyor. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, Moskova'ya Navalny'nin serbest bırakılması için çağrı yapıp eş zamanlı yaptırım uyguladı. Misilleme sözü veren Rusya, Navalny'nin tutuklanmasının siyasi güdümlü olduğunu reddediyor. Zehirlenmesinde hükümetin parmağı olduğu iddiasını da reddediyor.